semanas que ni margarita reñamo u te te o fovase ay de calemana acápame que mena pu in calemana to pedi Kalemana akapame kamena. Gel. Sultan. Söyle cennet. Derviş başı. Hünkârımızın emriyle idam edilmiş.
Acınız büyük. Derin bir keder içindesiniz. Zira derviş başıyı ölüme kendi ellerinizle gönderdiniz. Anlatılanlara göre paşa cellatlara direnmiş. Bunu gören hünkârımız da kendi kılıcıyla almış canını. En azından acısız bir ölüm olmuştur. Yeter. Yeter. Derviş başı öldü diye bu işten sıyrılamayacaksınız. Siz de yanacaksınız. Hünkârımız Derviş Paşa'nın size nasıl meftun olduğunu, aranızdaki münasebeti öğrenecek. Hünkârımız Kösüm'e büyük bir aşkla bağlı. Bu aşk hatunun kudretinin yegane kaynağı. Kösüm'ü bitirmek istiyorsak kalbinden onun adını silmemiz şart. Daha evvel denedik denemesine. Lakin torunumuzun gözü mühürlenmiş. Kösüm'den başkasını görmüyor. Harem'de Kösem'e rakip olacak başka bir hatun mu var validem? Hepsi birbirinden pespaye. Al birini vur ötekine. Yeni biri gelmeli. En az Kösem kadar güzel, akıllı, cesur olacak biri. Böyleleri kendi ayaklarıyla gelmez Hümaşa. Sen arayıp bulmalısın. Hususi yetiştirmelisin. Tıpkı bizim Kösem'e yaptığımız gibi. Tabii bütün bunlardan evvel bizi bu delikten çıkarman lazım. Sultanım, Lodos var. Hava iyice bozmadan dönmeniz iyi olacak. Geliyorum.
Validem. Söyleyeyim Marşa. Yoksa bize yardım etmeyecek misin? Bizi buradan çıkarmayacak mısın? Çıkmanız için elimden geleni yapacağım validem. Lakin sabırlı olmalısınız. Bu biraz vakit alacak. Tatlı dille ikna etmek mümkün değil. Sultanahmet'e kalsa bizim cenazemiz çıkacak buradan. Neyabet. Bizi kaçır buradan. Siz ne diyorsunuz validem? Bu mümkün değil. Hem kaçsanız bile ne yapacaksınız? Hünkârımız elbet bulur sizi. Ve bu kez canınızdan olursunuz. Burada çürüyüp gitmekten evladır. Ne diyorsun? Kaçıracak mısın? Sultanım. Tekrar geleceğim validem. Allah'a emanet olun. Sabırlı olun. Benden haber bekleyin. Handan Sultan'ı gördünüz mü? Adalet Kulesi'ndeydi son gördüğümde. Paşa'nın cenazesini izledi. Halini bir görsen, dünyası başına yıkılmış. Yakında kavuşacak o çok sevdiği dervişine. Zira hünkârımız nedenini öğrenince aynı akıbeti paylaşacak. Sizinle bu hususta bir anlaşma yapmıştık. Zinhar söylemeyecektiniz. Ne anlaşması Gözem? Derviş Paşa ölünce elime ne geçti? Hiç. Niye koruyayım Handan Sultan'ı? Bulsun layığını. Bana ve evladıma yaptıklarını unutmadım. Hanedanı Ali Osman'ın itibarını düşünmek zorundayız. Bence sen valide sultansız bir haremi düşün Gözem. Bu en çok senin işine gelir öyle değil mi? Düşünsene. Tepende hiç kimse olmayacak. Divan Erkan'ım. Derviş Paşa'nın akıbeti hepinize ibret olsun. En yakınım dahi olsa kimsenin gözünün yaşına bakmam. Murat Paşa. Hünkârım. Devlette devamlılık esastır. Sadaret makamı boşta kalacak değil. İrademdir. Bundan böyle seni vezir-i azamım tayin ediyorum. Hayırlara vesile olsun. Şereflerin en büyüğü hünkârım. İnşallah lütfunuza layık olurum.
Sultan. Olmaz. Zinhar söyleyemezsiniz. Mesele Handan Sultan değil, hünkârımız. Öğrendikleri kâfi. Daha bugün en sadık adamının idamına hüküm vermişken bir de anne acısı yaşatamayız ona. Buna müsaade etmem. Derviş Paşa ile Handan Sultan arasında yaşananlar aramızda kalacak. Lafı dahi edilmeyecek. Benim menfaatim ne olacak bu işten Kösem? Sen onu söyle. Şehzadenizle tekrar görüşmenizi sağlarım. İstediğiniz bu değil mi? Yapabilirsen ne âlâ. Ağzımı açıp tek kelime dahi etmem. Lakin bu iş o kadar kolay değil. Biliyorsun. Zaten mimliyiz. Siz orasını bana bırakın. Mutlaka bir yolunu bulacağım. Zaten Handan Sultan buna karşı koyacak vaziyette değil. Peki. Tamam, susacağım. Koru bakalım Handan Sultan. Emin ol, bir gün pişman olacaksın. Benim için hünkârımızın huzuru her şeyden daha kıymetli. Yapabilecek mi dersiniz? Şehzademizi görebilecek miyiz? İnşallah Menekşe. İnşallah. Validem. Handan Sultan Derviş Paşa'yla mı? Sen bizi mi dinliyorsun Dilruba? Niye onu koruyoruz validem? Mustafa'yı bizden ayıran o değil miydi? Daha evvel de öldürmek istemişti. Yeni makamınız hayırlı olsun paşam. Hayırlı olsun paşam. Hayırlı olsun paşam. Hayırlı uğurlu olsun Murat Paşa. Vezir-i Azam Hazretleri. Hanzadem. Nihayet sadaret mührü emin ellerde. Allah yardımcınız olsun paşam. Malum vakit vakite benzemiyor. Hiç şüphe yok ki bir devir kapandı ve yeni bir devir başlıyor. Rabbim bizi utandırmasın. Amin. Amin. Doğrusunu söylemek gerekirse paşam, dervişin böyle gideceği aklımın ucuna gelmezdi. Bir şekilde kurtulur diyordum. Er ya da geç, kimse kaderinden kaçamaz. Rahmetli bu devletin sırtında bir kamburdu. Devlet-i Aliye bu kamburdan kurtuldu. Cümlemizin gözü aydın.
menzile varmayan bir yol. Dipsiz bir kuyu. Ve bilgi. Bilgi ben o yolun sonuna kadar yürüyeceğim. Ben o kuyuda yeteceğim dermiş. Mezara girip unutulana dek. Hünkârım, sizinle konuşmam gerek. Şimdi sırası değil Dilruba. Ne konuşacaksan beklesin, dairene dön. Bekleyemez hünkârım. Mesele aile mühim. Valide Hamdan Sultan'la alakalı. Arkamızı döner dönmez neler olmuş böyle. Bu işin aslı neymiş Bülbül? Derviş Paşa'yı niye idam etmişler öğrenebildin mi? Vallahi sultanım sordum sual ettim lakin kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Göya hakkında şikayet varmış o yüzdenmiş. Rahmetli ne yaptıysa. Ne diyelim? Giden gitmiş. Allah rahmet eylesin. Amin. Hünkâr yeğenimin acıması yok. Gözü kara. Kuyucu Murat Paşa da yıllardır beklediği sadaret mührüne kavuştu. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulduk sultanım onu da söyleyeyim. Safiye sultanımız işitince pek üzülecek. Sultanım, mevzu açılmışken Safiye sultanımız afiyettedir inşallah. Mektubuma cevap verebilirler mi acaba? Bundan mı bahsediyorsun? Sultanım eyvahlar olsun. Okudunuz mu? Elbette okudum. Nedir burada yazılanlar Bülbül? Doğru mu bunlar? İskender benim kardeşim mi? Hünkârım. Ben nasıl söylerim bilemiyorum. Ama bilmeniz gerekiyor. Söyle Dilruba. Hünkârım. Gel şöyle. Benden çekinmene gerek yok Dilruba. Ne biliyorsan anlat, seni dinliyorum. Hünkârım. Valide Hamdan Sultanımızın Derviş Paşa'nın münasebeti varmış. Birbirine meftun olmuşlar. Sen kimden işittin bu alçakça iftirayı?
hünkârım ben. Konuşsana Dilruba. Dilruba, kim söyledi sana bu yalanı? Gözlem Sultan hünkârım. Konuşurken işittim. Günahım onun boynunda. Her şerde bir hayır vardır. Artık mühür sizde paşam. Bu makama daha çok yakıştığınıza şüphem yok. İçiniz rahat olsun sultanım. Devlet işleri bana emanet. Siz yüzünüzü hareme dönebilirsiniz artık. Hünkârımızın ve şehzadelerimizin saadetiyle meşgul olun. İşte tam da bu sebepten onların mutluluğu için devlet işleriyle daha çok alakadar olacağım paşam. Zira devlet dediğimiz hünkârımız ve şehzadelerimiz. Âlâ, siz nasıl arzu ederseniz. İttifakımız her daim bakidir. Elbette paşam. Sultanım. Hünkârımızla ne konuştunuz? Hiç. Kardeşim Mustafa hakkında konuştuk. Öyle mi? Lakin içeri girerken Handan Sultanımızla alakalı dediğinizi işittim. Sen bana yalancı mı diyorsun? Ne bu cüret? Sen kimsin? Sana hesap mı vereceğim bir de? Sultanım. Eyvahlar olsun. Merhum abiniz Sultan Mehmet Han Hazretleri tahta çıktığı gün Safiye Sultanımız dizlerinin üzerine çöktü, ona yalvardı. Şehzadesinin canını bağışlamasını istedi. Hatırlıyorum o günü. Unutur muyum hiç? Merhum abim hiç kimseye acımadı. Cellatlar, diğer şehzadeler gibi kardeşime de gitti. O gün saraydan 19 tabut çıktı. İşte o tabutlardan birinde kardeşiniz yoktu sultanım. Bir çocuk vardı. Başka bir çocuk. Ne demek bu? Kardeşim diye başka çocuğun canını mı aldılar? Biliyorum zalimceydi. Lakin çocuk ölümcül hastaydı. Kimi kimsesi de yoktu. Zaten şehzademizi kurtarmanın başka yolu da yoktu. O gün tam vaktinde yetiştim sultanım. Girdim odadan şehzademizi çıkardım. Safiye Sultanımıza götürdüm. Safiye Sultanımız hem onu korumak hem de kendinden bir işaret olsun diye ona tılsımlı gömlek giydirdi. Sonra sarıp sarmaladı. Öpüp kokladı. Bana teslim etti. Ben de canın pahasına onu gizlice saraydan çıkardım. Günler geceler boyunca yoldaydık sultanım. Tam Avusturya hududuna vardık. Onu güvendiğimiz bir aileye teslim ettim. Ama şehzade olduğunu bilmiyorlardı. Her sene bir ağa gönderdik. Hem keselerce altın veriyordu, hem de şehzademizi koruyup kolluyordu. Birkaç sene sonra acı bir haber aldık. Şehzademiz hastalanmış, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Sorup sual etmediniz mi? Ettik sultanım, etmez miyiz? Lakin biz sonuç bulamadık. Çaresiz kabullendik. Şehzademiz kaderinden kaçamadı dedik. Derken sultanım bir mucize oldu. Rabbimin hikmeti, şehzademiz ölmemiş. Tılsımlı gömleğin sayesinde izini bulduk. Kayıp şehzademiz meğer İskender'miş. Emin misiniz? Eminim sultanım. Tılsımlı gömlek ondan çıktı. Benim demiş. Hem sırtında da doğum lekesi var. Allah'ım sen çok büyüksün. Sen çok büyüksün Allah'ım.
Bu sırrı senden başka bilen var mı Bülbül? Yok Sultan, bir ben kaldım. Âlâ. Eğer İskender'in şehzade olduğu ortaya çıkarsa... anında canını alırlar. Allah korusun. Saklayacağız Bülbül. Senden, benden başka kimse bilmeyecek. Safiye Sultanımız. Şartlar malum. İskender yanı başında. Duygularına engel olamaz. Hakkınız var sultanım. Ben böyle düşünmedim. Sultanım. Yaklaş. Korkma. Sana bizim tarafımıza geçmen için altınlar, elmaslar, ayın 14'ünü kıskandıracak güzellikte cariyeler teklif ederdik. İyi ki etmiyorsunuz sultanım. Zira vereceğim cevabı biliyor olmalısınız. Biliyoruz. İşte bu yüzden senden makul bir isteğimiz var. Karşılığında alacağın tek şey... hayır duamız. Elimden gelen bir şeyse? Bu zincirlere alışamadık İskender. Çok ağır. Sadece canımızı değil, ruhumuzu da incitiyor. Hangi yüzle geldin buraya? Sultanım. Bağışlayın lakin vaziyet mühim. Hünkârımız... Derviş Paşa'nın size meftun olduğunu öğrendiler. Halime. Böyle bir fırsatı kaçırmazdı elbet. Sultanım, ben hasut önündeydim. Sonra Dilruba Sultan hünkârımızın karşısına çıktı ve beraber içeri girdiler. Yeter hacı. Çık dışarı. Sultanım, hünkârımız onların sözüne itibar etmez. Zinhar kabul etmeyin, yalan deyin, iftira deyin. Hacı. Çık dışarı. Yalnız bırak beni. Hepiniz çıkın dışarı. Çıkın. Çıkın dışarı hepiniz. Hepiniz çıkın.
Validemin hali iyi değil Bülbül. Benden onu kaçırmamı istedi. Siz ne dediniz sultanım? Ne diyeceğim? Olacak şey mi bu? Mesuf Paşa'ya haber yolla. Onunla konuşmam lazım. Hata yapmasınlar. Benden habersiz kimse bir adım atmayacak. Emredersiniz sultanım. Sen taşlığa dön. Siz nereye gidiyorsunuz sultanım? Nihayet uyandın. Çok şükür, iyisin. Çok şükür. Yalnızca geceleri. Gündüz vakti tekrar takmak zorundasınız. Kimsenin haberi olmamalı. Buna da şükür. Hiç değilse zincir sesiyle uykularımız bölünmeyecek artık. Kalfa'ya söylerim, yarınıza merhem sürer. Bir gün bu iyiliğin karşılığını alacaksın. Hem de ziyadesiyle. Lüzum yok. Bir sultana hizmet etmek benim vazifem. İster sarayda olun, ister burada. Fark etmez. Ayağınızın bastığı her yerde sultansınız. Bu arada belki bilmek istersiniz. Vezir-i Azam Dervişpaşa idam edildi. İşittiğime göre beni siz kurtarmışsınız sultanım. Canımı size borçluyum. Burada olmam tesadüf. Geç kalsaydım bir işe yaramayacaktı. Daha iyisin inşallah. Sayenizde. Afiyet diyeyim. Lakin ağzımda hala bir kömür tadı var. Evli olsaydın zevcen sana bakar, tez vakitte saatine kavuşurdun. Ben bu meselelerle ilgili hiç düşünmedim sultan. Malumunuz benim yıllarım ocakta geçti.
Yeniçeri zinhar evlenemez. Artık bir yeniçeri olmadığına göre... bir mani yok. Doğru. İstirahat et. Bu arada... Kız Kulesi'nde muhafızlık eden yeniçeri adı neydi? İskender. İskender. Ne oldu sultanım? Bir kusurunu mu gördünüz? Hayır, bir kusuru yok. Yalnız son günlerde o beni götürüp getiriyor. İtimat edebilir miyim onu merak ettim. İskender'e gözü kapalı itimat ederim. İyi tanırım kendisini. Zira onu ben yetiştirdim. Güçlü, cesur, sadık bir neferdir. Hünkâr. Bizi yalnız bırakın. İşittiklerim doğru mu? Neden bahsediyorsun? Validem ve derviş arasında. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Ne biliyorsan anlat. Sana kim ne söyledi bilmiyorum. Lakin Valide Sultanımızla ilgili çirkin dedikodular benim de kulağıma geldi. Muhtemelen hepsi Derviş Paşa'nın başının altından çıktı. Valide Sultanımızın masum olduğuna şüphem yok. Daha dün münakaşa ettiniz. Sana vurdu. Şimdi de bu ve sen bana onun masum olduğunu mu söylüyorsun? Aksi mümkün mü? O bizim Valide Sultanımız. Derviş öğrendiğimden beri düşünüp duruyorum. Neden yaptı bunu? Neden babamın canına kıydı? Validem bunu bilmesine rağmen neden sustu? Neden korudu onu? Her ihtimali düşündüm. Lakin bu aklımın ucundan bile geçmedi. Valide Sultanımızdan yana bir şey yok. Olamaz da. Zinhar seni utandıracak, kalbini kıracak bir şey yapmaz. Bunu senden değil ondan işiteceğim kızım. Gözlerinin içine bakacağım. Zerre kadar şüphe duyarsam. Thank you.
günahlarımı affet. Sonsuz merhametinle kuşat beni. Laf mı dinliyorsun acaba? Keyfimden dinlemiyorum herhalde. Handan Sultanımız kendini içeri kapattı. Ya canına kıyarsa? Tövbe bismillah. Neden canına kıymak istesin? Sorma Cennet. Hünkârımız bütün meseleyi öğrendi. Ya şu aşk meşk meselesi. Aman yarabbim. Nereden öğrenmişler? Kim söylemiş? Sultanım. Halime Sultan'ın işleri bunlar. Dilruba Sultan'ı belli ki kendi yolladı. Sultanım. Sultanım. Sultanım, nereye giriyorsunuz böyle? Sen karışma Menekşe. Neden yaptınız? Hünkârımıza söylemeyecektiniz. Sen neden bahsediyorsun? Ben hiçbir şey söylemedim. Siz söylemediyseniz kim olabilir ki? Ben söyledim. Dilruba sen ne yaptın? Gerçekleri söylemek ne vakittir suç oldu validem? Dilruba senin bu masum suretinin altında nasıl bir karanlık gizli? Haddini bil Kösem. Benimle böyle konuşmaktan men ediyorum seni. Dilruba! Bir daha ne siz ne kızınız sakın ola benden bir şey istemeyin. Şehzadenizle görüşme şansınız artık yok. Kızınız mı bana validem? Yıkıl karşımdan. Gözüm görmesin seni. Valide Sultanım, lütfen yanlış bir şey yapmayın. Sultanım korkutuyorsunuz bizi lütfen. Açın. Ben içeri gireceğim. Ne olursa olsun içeri gireceğim Cennet. Kilitlemiş. Kapıyı kilitlemiş. Sultanım açın. Sultanım, lütfen yanlış bir şey yapmayın. Valide Sultanım. Açın kapıyı! Sultanım açın! Sultanım! Sultanım! Aşağı. Ne oluyor? Hünkârım, valide sultanımız kendini içeri kilitlemiş. Açmıyor kapıyı. Validem açın şu kapıyı. Validem! Ahmet'im. Oğlum. Validem açın şu kapıyı derhal. Validem. Derhal. Kapıyı açın. Validem! Handan Sultanımız. Kendisini dairesine kilitlemiş. Kimseyi almıyormuş içeri. Valide! Valide! Açın kapıyı!
Validem! 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 Ne yaptınız? Hekim çağırın! Hekim çağırın çabuk! Validem! Validem hadi dayanın ne olur. Dayanın ne olur. Affet. Olur mu yapmayın? Validem. Validem. Beni bırakmayın. Validem. Validem açılıyoruz elinizi. Hekimler nerede kaldı? Validem. Validem. Validem açın. Ahmet yapma. Validem. Açın gözlerinizi. Açın. Validem. Valide! 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 Hayır! Hayır! Valide! Ah! Ah! Valide! Ne oluyor burada? Zehir içmiş. Bir şeyler yap. Bir şeyler yap. Zülfikar'a yaptığını yap. Zülfikar'a yaptığını yap. Valide! Validem, açın gözlerinizi. Hünkârım. Validem. Hünkârım, başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Evvela Derviş Paşa idam edildi. Şimdi de Handan Sultan canına kıydı. Merak ediyorum. Sana ne yaptılar da aniden ölüme gittiler böyle? Hadiselerin benimle alakası yok. Son günlerde olup bitenleri görünce hiç inandırıcı değil. Kim neye inanmak isterse inanabilir. Thank you.
bağırışlar ne? Valide Sultanımız. Hakkın rahmetine kavuştu. Hacı. Ne oluyor? Nedir bu halin? Canına kıydı öldür. Kim? Valide Sultanımız. Hacı ağa. Gürbüz ağa. Sultanım. Bütün camilerden sela sesleri işitiyoruz. Belli ki mühim bir şahsiyet. Kim bu, haberin var mı? Valide Sultanımız. Dün gece vefat etmişler. Peki ne olmuş? Vallahi aniden fenalaştığı söylendi. Tam bir malumatım yok. Handan, Valide Sultan'ın sefasını süremeden göçüp gittin demek. Hem de dervişin peşi sıra. Hayra alamet diye bu.
Nasıl paşam? Hayırdır Bülbül? Mesele mühim demişsin. Safiye Sultanımızın bir emri mi var? Ne diye görüşmek istedin? Sultanımızın vaziyeti iyi değilmiş paşam. Kız Kulesi'nden kaçırmamızı istemişler. Nasıl olacak o iş? Hümaşah Sultanımız kabul etmedi zaten. Sizi de ikaz etmemi istedi. Benden habersiz kimse bir şey yapmasın dediler. Saraydan her gün bir cenaze çıkarken sessiz kalmak en hayırlısı elbet. Esasında paşam sessiz de kalmayacağız. Hümaşah Sultanımızın bir emri var. Kösem Sultan'la alakalı. Almaya geldim valide. Ait olduğunuz yere döneceksiniz. Saray Humayun'a. Zira sarayımın bir valide sultana ihtiyacı var. Aslanım. Hünkârım. Vakit geldi. Valide sultanımızın cenazesi haremden çıkarıldı. Bak sen şu işe. Hümaşah Sultanımız dedikleri kadar varmış demek. E ne de olsa Safiye Sultanımızın kızı Armut dibine düşer derler. Onu da söyleyeyim. Bir hayli tehlikeli. İnşallah bu kez muvaffak oluruz. İnşallah paşam. Size düşen adamlarınızı hazır etmek ve bizden haber beklemek. Hümaşah Sultan'a selam ve hürmetlerimi ilet. Üzerime düşen vazife neyse yaparım elbet. Selametle. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin ala sıratın mustakimin tenzilel azizir rahim. Litunzira kavmen ma unzira abauhum fahum gafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في Şimdi ne olacak Cennet Kafa? Nasıl ne olacak? Helva kavrulacak, biz de yiyeceğiz. Harem kim idare edecek onu soruyor. İyi ki söyledin Menekşe. Biz anlamadık. Vallahi ne desem yalan olur. İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Bakacağız bakalım. Gönül evini yine güvercinler ile geçirdi.
gönül hoşa gitmeyen seslerle doldu. Yani gönül evinin efsane istekler, çirkin hayaller doldurdu. İnsan kendinde bulunanı unuttu. Kendi yaratılışını hatırına getirmedi. Ey zavallı insan, gurura kapılma. Dünya seninle de olsa, kar gibi her tarafı kaplasan, güneşin sıcaklığı vurunca erir, yok olur gidersin. Bir bak ilkbahar gelince hor görülen, ayak altında ezilen o toprak nasıl süslenir, güzelleşir. Ayak altında çiğnenen o değersiz toprak, insana balçık olur da şereflenir, derecesi yücelir. Öyle bir hal alır ki, parlaklığıyla iki dünyayı da aydınlatır. Sebebi ziyaretini neye borçluyuz? Zannediyorum malumat verilmiştir size. Başınız sağ olsun sultanım. Mühim kayıplar yaşadık. Birbirimizi kandırmaya lüzum yok paşam. İçten içe düğün bayram ediyor olmalısın. O pek kıymet verdiğin kösem handandan kurtuldu. Sen de derviş paşadan. Ki bu sayede mezara girmeden hayaline kavuştum. Herkes er ya da geç hak ettiğini yaşar sultanım. Ömrümüzün burada nihayet bulacağını sanıyorsan
aldanıyorsun. Sultanım. Hünkârımızın hiç tadı tuzu kalmadı. Doğru düz bir şeyler de yemiyorlar. Geldiğime haber ver. Kusura bakmayın sultanım. Lakin kimseyi kabul etmek istemiyorum. Kösem Sultan dahi huzuruna kabul etmediler. Kösem'in Handan Sultan'la neler yaşadığı malum. Onun varlığı hünkârımıza tatsız hadiseler hatırlatıyor olabilir. Lakin benim vaziyetim farklı. Sen benim geldiğimi, kapıdan ayrılmadığımı söyle. Has odabaşım. Buraya neden geldin Murat Paşa? Geç gelen zaferini gözümüze sokmak için mi? Esasında tebrik etmenizi beklerdim. Seni mi yoksa Kösem'i mi tebrik etmek lazım bilemedik. Zira hünkârımızın kulağına adını o fısıldadı. Sultanların lafıyla bir yerlere gelmeyi isteseydim, sizi dinler, sadaret mührünü yıllar evvel alırdım. Yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Doğru. Başına buyruk dik kafalı halini iyi biliriz. İşte bu yüzden olacakları şimdiden görmek güç değil. Neymiş olacaklar? Kösem, senin sonunu o getirecek. Ne de olsa hamuruna bizim elimizdeydi. Hele bir damarına bas. İşte o zaman neler yapabileceğini göreceksin. Kösem Sultanımızın işlerine karışacak değilim. Sen karışmasan bile o senin işlerine karışacak. Şüphen olmasın. Bekle ve gör. Ne oldu? Hünkârımız nasıl? Bir haber mi var? Zülfikar Ağa dışında kimsenin girdiği yok. Kolay değil tabii. Ardı ardına acılar yaşandı. Evvela Derviş Paşa. Ardından Valide Sultanımız. Öğrenmesin diye elimden geleni yaptım Cennet. Sen şahitsin. Ama insan kaderin karşısında duramıyor. Biri Valide Sultan, öbürü Vezir-i Azam. Hünkârımızdan sonra en kudretli iki insan birden her şeylerini kaybettiler. Düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Artık nasıl bir buhran geçirdiyse bir anda kıyıverdi canına. Allah rahmet eylesin. Amin. Hünkârımız da yakında ayaklanır. Siz de üzülmeyin daha fazla. Malum iki canlısınız. Maazallah bebeğe bir zarar gelmesin. Biri kederinden ölürse Hacı Ağa ölür. Sahi ne oldu? O hala çıkmadı mı odasından? Çıkmadı. Gel. Hünkârım. Herkes gibi ben de merak içindeyim. Afiyettesinizdir inşallah. Bu saraya adım attığımdan beri ölüm peşimi bırakmadı. Gölgem gibi takip ediyor beni. Kaderim böyle yazılmış.
öyle sanıyorum. Şüphe yok. Rabbim kimsenin omuzuna kaldıramayacağı yükü yüklemez. Bize düşen tevekkül içinde rıza gösterip kabul etmek. Haşa, isyan etmiyorum. Razıyım. Lakin bu acımı azaltmıyor. Her gün aynı rüyayı görüyorum. Sarayın kubbelerinden kan damlıyor yüzüme. Belim, vücudum, yatağım kana bulanıyor. Sonra bardaktan boşanırcasına kan yağmaya başlıyor. Sel gibi ne varsa katıyor önüne. Ve ben her defasında validemi görüyorum. Onun yüzünü. Elini uzatıyor bana. Tutamıyorum. Bir müddet saraydan uzaklaşmak iyi gelir. Edirne'ye gidin mesela. Siz orayı çok seversiniz. Hava çıkın. Başka şeylerle meşgul olun. Aklımdan geçeni okudunuz. Lakin... Ben daha buradayım. Harem'e göz kulak olurum. Gözümüz arkada kalmasın. Bundan şüphem yok sultanım. Varlığınızla güç verdiniz bana. Keşke hep burada kalabilseniz. Harem'de. Kendi kanımdan, ailemden bir büyüğün yanımda olmasını çok isterim. Keşke. Keşke mümkün olsa hünkâr yeğenim. Lakin zevcim Kahire'de beni bekler. Er ya da geç dönmem lazım. Hem hali hazırda onunla nikahlıyken haremi idare edemem. Siz yeter ki isteyin sultanım. Boşanmanız için derhal emir yollarım Kahire. Tabii. Saadetinize gölge düşürmek istemem. Yahu git başımdan cennet. Kimseyi göresim yok. Benim acağım. Bağışlayın sultanım. Az evvel cennet gelmişti o sandım. Cenazeden beri çıkmamışsın odandan. Kendini mi suçluyorsun? Aklıma... Her şey geliyor elbet. Şunu demeseydim... Bunu yapmasaydım diye. Nihayetinde Handan Sultanımız da yıllarımız geçti.
Sonu pek kötü bitti. Sana yasını tutma diyemem. Elbette yas tutacaksın. Lakin bir an evvel toparlanman lazım. Harem'in sana ihtiyacı var. Benim de öyle. En çok da Bülbül Ağa'nın. Sen olmazsan kiminle uğraşacak? Sultanım. İskender. Validem nasıl? Saati yerinde, bir sıkıntı yok değil mi? Bir mesele yok sultanım. Afiyetteler. Tabii her şey sıkıntı onlar için. Mütemadiyen şikayet edip duruyorlar. Etmediği vakit bir sıkıntı var demektir. Validem, malum. Hudutlara her daim zorlar. Hünkârımız nasıllar sultanım? Daha iyi olacak inşallah. Sağ ol Zülfikar. Sayende içeri girebildim. Estağfurullah. Konuşmak iyi geldi. Sultanım. Bülbül, sen de mi yas tutuyorsun? Benim yasım daha evvel başladı sultanım. Safiye sultanımız hür olana kadar da bitmez. Onu da söyleyeyim. Öyle diyorsun ama Hümaşah Sultan geldiğinden beri iyi gibiydin. İnsanın etrafında güvendiği birilerinin olması kadar güzel bir şey yok sultanım. Bu arada kendileri sizi çağırmamı istediler. Bir şey mi oldu? Malumatım yok fakat mevzu mühim dediler. Hümaşah Sultanımız sizi bekliyorlar. Olur. Nereden icap etti şimdi bu? Bilemedim ki sultanım. Gece gece huzurunu istemesi pek ayrı alamet değil. Gel Kösa. Handan Sultan'ın kaybı hepimizi müteessir etti. Bilhassa hünkârımız. Bir şekilde haremin nizamını tekrar sağlamamız şart. Bizi neden çağırdınız sultanım? Nizamı biz mi bozuyoruz? Bilmeniz icap eden bir husus var zira. Bundan böyle Valide Sultanlık makamının tüm yetkileri bana ait. Haremi ben idare edeceğim. Hünkârımızın malumatı var mı? Elbette. Sen başına buyruk hareket etmeye alışkın olabilirsin. Lakin böyle bir mevzuda kafama göre hareket edecek değilim. Hünkâr yeğenim bizzat rica ettiler. Haremde huzur ve nizamı tekrar sağlamamı istediler.
Bilhassa yokluğunda. Yokluğunda? Bir süre Edirne Sarayı'nda olacaklar. Biraz uzaklaşmak iyi gelecek. Merakımı mazur görün sultanım. Mısır'da sizi bekleyen bir zevciniz varken haremi nasıl idare edeceksiniz? Zira bu usulen mümkün değil. Merakını gidereyim Halime. Hünkârımız boş ol emri yollayacaklar Kahire'ye. Neyleyim ki zor günler yaşıyoruz. Ben de üzerime düşen fedakarlığı yaptım. Tam rahata erdik derken bir de Hümanşah Sultanımız çıktı. Bir de fedakarlık diyor. Daha dünden razıymış boşanmaya. Ne dememi bekliyorsun Kösem? Yalan mı? Hünkârımız böyle münasip gördüyse bize laf düşmez. Ayrıca benim Hümanşah Sultan'la bir meselem yok. Pek yakında olacaktır. Unutma. Safiye Sultan'ın kızı o. Bir an evvel geldiği yere Mısır'a dönmesi herkes için hayırlı. Beni bu işe karıştırmayın Sultan. Gel. Hünkârım, bütün hazırlıklar tamam. Dilediğiniz vakit yola çıkabiliriz. Sen burada kalıyorsun Zülfikar. Sana burada ihtiyaç var. İskender ve Mehmet Giray gelecek benimle. Hünkârım, hiç değilse gündüz vakti çıksaydınız yola. Bir geceyi daha burada geçirecek tahammülüm yok Zülfikar. Kahire'ye gidecek. Mısır Beylerbeyim Hasan Paşa. Hümanşah Sultan'ı zevci. Boş olma emri. Zira haremin idaresini Hümanşah Sultan'a verdim. Vazifelerinize devam edebilirsiniz. Tabii şimdilik. İlaveten Bülbül Ağa, bundan böyle benim kethüdamdır. Sultanım nasıl olur? Bülbül Ağa tenzili rütbeyle cezalandırıldı. Cezası bitti. İtirazı olan varsa söylesin. Gözünüzün yaşına bakmam ona göre. Kimseye iltimas yapmayacağımı bilin. Nasuh Paşa ile konuştun mu? Konuştum sultanım. Tetik'te bizden haber bekliyor. Âlâ. Görüyor musun Bülbül Ağa? Gökte aradığımı yerde buldum. Haremi idare etmek şöyle dursun. Zevcim Hasan Paşa'dan nasıl boşanırım diye düşünüyordum. Vallahi sultanım. Bir taşla iki kuş vurdunuz onu da söyleyin.
Kösem Sultanımız geldiler. Gelsin. Edirne'ye gidecekmişsin diye işittim. Ava çıkacağım Kösem. Bir müddet saraydan uzaklaşmak istiyorum. Zira burada mazi, unutmak istediğim hatıralar mevcut her köşede. Kaçmak zor. İyi olur tabii. Lakin yalnız gitmene gönlüm razı değil. Biz de gelelim seninle. Şehzadelerinle beni de götür nereye gidersen. Yalnız kalmak istiyorum. Bilmiyorum Kösem. İstediğim tek şey uzaklaşmak. Herkesten, her şeyden. İnsanın hususi odası olacak. Vallahi kıymetini bilememişiz. Zaten abanın kıymeti yağmurda bilinirmiş, onu da söyleyeyim. Bunları ne yapalım ağam? Ne onlar? Senin eski eşyalar. Al o paçavraları Hacı Ağa'ya gönder. O giysin. Kavuğumu başımdan almıştı karamarsık. Sen de terzi başına haber et, derhal gelsin. Yeni esvapları ısmarlayacağım. E hadi. Ey beni Yusuf gibi kuyudan çıkaran Rabbim, şükürler olsun. Ne olur Safiye Sultanımızı da öyle çıkar. Bıraktı bizi gitti. Ahmet ilk kez o kadar uzaktı ki. Korktum. Acaba biz onu teselli edemeyecek miyiz diye korktum. Biliyorum çok acı çekiyor. Kederi çok büyük. Ben de o yüzden yanında olmak istedim zaten. Giderken bizi de al yanına dedim. Lakin istemedi olsun. Ben de bir şey diyemedim. Sustum.
Ey benim canım efendim, kalbimin hükümdarı, sultanım, Ahmet'im. Sen saraydan çıktığında vallahi benim canım da bedenimden çekiliyor. Anahtarı kayıp kapı, kurumuş çeşme, solmuş bir gül oluyorum. Gül bahçelerim çöle dönüyor. Sen bana yüz çevirince benim halim perişan oluyor. Bugün avda şansımız yaver gitti hünkârım. İnşallah gerisi gelir. İnşallah Mehmet. Yemeyecek misiniz hünkârım? Gel. Hünkârım, payitahttan geldi. Kösem Sultanımız yollamışlar. Madem gözünüzü kırpmadınız, kendinizi düşünmüyorsanız doğacak evladınızı düşünün. Sultanım. Hasolabaşım. Haremi artık siz idare edeceğinize göre bundan böyle daha sık görüşmemiz icap edecek. Bir mahsuru yoktur inşallah. Hayır estağfurullah. Ne mahsuru olacak ben? Eminim sayenizde haremdeki hadiseler artık bir son bulacaktır. Bir nizama girecektir. İnşallah. Benim de temennim bu yönde. Bu arada sultanım, zevciniz Hasan Paşa ile olan nikah akdinizin sonlanması için ferman yollandı. Yakında boşanmış olursunuz. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Al. Thank you.
hünkârım. Bu taraftan gitmiş. Git sanmıyorum. İzler aksi yönü gösteriyor. Hünkârım. Hünkârımız nerede? Dağılın. Çabuk bulun hünkârı. Gel. Sultanım, beni çağırmışsınız. Derhal bir araba hazırlasınlar Cennet. Hayrola, nereye? İçim yiyor, daha fazla dayanamayacağım. Edirne'ye hünkârımızın yanına gidiyorum. Hünkârımız gideli şunun şurasında ne kadar oldu? Dün bir, bugün iki. Hem Hümaşa Sultan. İzin verecek mi bakalım? Umurumda değil. Şehzadelerim size emanet. Gözünüzü üzerlerinden ayırmayın. Açın kapıyı. İşitmediniz mi? Açın kapıyı. Sultanım, bağışlayın. Lakin Hümaşa Sultanımızın kat'i talimatı var. Ne talimatı? Kendilerinin izni olmadan saraydan kimse çıkamaz. Gel. Sultanım, Kösem Sultan gel. Sultanım. Hayırdır Kösem? Nedir bu telaş? Edirne Sarayı'na hünkârımızı ziyarete gitmek istiyorum. Lakin ağalar müsaadeniz olmadan haremden çıkamayacağımı söylediler. Şahsi bir mesele değil Kösem. Üzerine alınma. Herkes için geçerli bu. Bundan böyle herkes kaidelere uyacak.
Nasıl, güzel pişmiş değil mi? İyi, güzel. Biraz daha kızarsın. Bu kim ola ki? Nereye Beyzadem? Selam sabah yok mu? Ne güzel mücevherler bunlar. Paşa mısın mübarek? Kaidelere uymamak gibi bir niyetim yok sultanım. Eğer müsaadenize ihtiyaç varsa müsaade edin gideyim. Zira hünkârımızı görmem gerek. Merak içindeyim. Hünkârımız seni isteseydi yanında götürürdü giderken. Hiç aklına gelmiyor mu senden kaçtığı? Belki seni gördükçe validesini hatırlıyor. Yahut düşmanlık beslediğin Derviş Paşa'yı hatırlatıyorsun ona. En iyisi hünkârımızdan uzak durman. Zinhar Kösem. Zinhar, saraydan dışarı adımını atamazsın. Sultanım, çekilebilirsin. Güzel kılıç böyle. Hümaşah Sultan yeni kararlar almış. Haremden çıkılmasını yasaklamış. Söylemiştim sana bizi rahat bırakmayacak diye. Gördün mü bak? Daha şimdiden üzerimize tahakküm kurmaya başladı. Kendi bilir sultanım. Ben tüm iyi niyetimle elimi uzatmaya hazırdım. Tutmazsa geldiği yere göndermesini de bilirim. Sultanım, ben de sizi arıyordum. Edirne'ye gitmek ister misiniz? Benimle gel Hacı Ağa. Hünkârımızın atı. Başlarına bir iş gelmiş olmasın. Allah korusun Hanzadem. Siz burada bekleyin. İskender. Dertsiz başımıza dert almayalım. Hünkârımıza bunun hesabını nasıl veririz sonra? Bunları düşünecek durumda değilim. Açın kapıyı. Ya ne duruyorsunuz? Sultanımız emrediyor. Açsanıza kapıyı. Ecelinize mi susadınız? Açın çabuk hadi. Hacı ağam, Hümaşah Sultanımız. Yahu oradan geliyoruz zaten. Haberi var. Açın çabuk hadi.
Sen nereye acaba? Siz yalnız yollar mıyım sultanım? Hadi yolladım diyelim. Hünkârımız bana bunun hesabını sormaz mı? Yol boyunca söylenmeyeceksin ama. Hem gider hem ağlarım. Gel. Hasadubaşım, Halime Sultanımız geldiler. Gelsinler. Sultanım, ziyaretinizi neye borçluyum acaba? Kösem Sultanı, her daim olduğu gibi gene ele avuca sığmıyor. Ne yalan söyleyeyim, zapturapt altına almak zordur sultanımızı. Acaba yine nasıl bir derde soktular başlarını? İyi tanımışsın Kösem'i. Hümaşah Sultanımızın emrini hiçe sayıp saraydan çıktı. Çıktı mı? Hünkârımızın yanına, Edirne'ye gidecekmiş. Edirne'ye mi? Hay Allah'ım yarabbim, bir başına nasıl gider? Sultanım kusura bakmayın, benim peşine düşmem lazım hemen. Pek zarifmiş. Evet. Bir erkeğe ait olmayacak kadar zarif. Döndüğümüzde ne yapacağız bilmiyorum sultanım. Hümaşah Sultan vallahi sarayı başımıza yıkacak. Hünkârımıza birebir katıp her şeyi anlatmasa ne olayım? Ne kadar kaldı Edirne'ye? Nereden gideceğimize bağlı sultanım. İki yol var. Malkara yolu kısa sürer. Lakin tekin değildir. Keşan yolu ise uzun sürmesine rağmen emniyetlidir. Zaten birazdan yol ayrımına varacağız sultanım. O vakit kısa yoldan gideceğiz. Ne kadar hızlı olursak o kadar iyi. Gezintiye çıkmadık. Nereden gidelim? Sultanım. Kısa yoldan gideceğiz acaba. Sultanım yapmayın etmeyin. Vallahi ateş atacaksınız bize. Ne diyorsam onu yap. Malkara yolundan. Halime Sultan'ın ağzında bakla ıslanmıyor. Hemen koşup yetiştirmiş Zülfikera'ya Kösem Sultan'ın saraydan çıktığını. Hasada başımızda peşinden çıkmış tabii. Yolumuza taş koymasa bari. Sakin ol Bülbül. Her şey istediğimiz gibi olacak. Bize düşen sadece beklemek. Bekleyeceğiz. Tamam sultanım. Safiye Sultanımız merak içindedir şimdi. Şu meseleden inşallah alnımızın akıyla çıkarız sultanım. İnşallah.
Göz gözü görmüyor. Gecenin kör karanlığında buralara geldik ya sultanım. Ne kadar kaldı Edirne'ye? Çok şükür az kaldı. Ne oldu? Anlamadım sultanım. Öğreniriz şimdi. Liman arıyorsan o liman benim. Bir teselli arıyorsan teselli şehzadelerimiz, doğacak evladımız. Sen benim ömrümün toprağısın. Köklerimi söküp atma ne olur. Ya biz de gelelim yanına ya da sen bize dön. Yalvarırım. Ya ne bekliyorsunuz? Çekin şunu hadi. Çekelim çekmesine de ağam. Bu ağaç devrilmemiş. Birileri tarafından hususi koyulmuş. Ne demek o? Hacı! Sultanımızı koruyun! Çabuk! Koş hacı! Sultanım! Sultanım! Koş! Hünkârım. Kösem Sultanımızdan hayırlı haberler aldınız inşallah.
Eğer arzu ederseniz Zülfikar Ağa'ya haber yollayalım. Kösem Sultanı ve şehzadelerinizi getirsinler. Gelsinler. Yaklaşmayın! Geri çekilin! Rahat dur hatun. Hiç acımam, keserim. Sulh anlaşmasının akabinde orduyu Hümayun peyderpey Avusturya'daki mevzilerden çekiliyor. 10 bin Yeniçeri, 20 bin sipahi yakında payitahta olur. Vakit kaybetmeden Anadolu'ya geç Murat Paşa. Yıllardır devletimin başına bela olan Celal eşkıyasına demir yumruğumuzu indirmenin tam vaktidir. Sabrım tükendi. Sizi sukutu hayale uğratmayacağıma emin olabilirsiniz. Taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmayacak. Ta ki son Celali eşkıyasının canını alana dek. Hala. Sultanım, beklediğimiz haber geldi çok şükür. Emin misin? Âlâ. Kayığı hazırlasınlar. Valide Sultanıma bu müjdeli haberi vermem lazım. Emriniz olur. Zülfikar Hanım, sizin ne işiniz var burada? Bırak şimdi beni İskender. Hünkârımız nerede? Has odadalar. Vezir-i Azam Hazretleri geldiler. Onunla birlikteler. Kösem Sultan, Kösem Sultan geldi mi? Kösem Sultan mı? Sultanımızın burada ne işi var? Payitahtta değiller mi? Hay Allah. Hay Allah. Gel. Hünkârım. Zülfikar. Ne işin var senin burada? Kösem Sultan. Sizin yanınıza gelmek için haremden kimseye haber vermeden çıkmış. İşitir işitmez peşine düştüm. Lakin yetişemedim. Ne diyorsun sen Zülfikar? Kösem buraya hiç gelmedi. Şimdiye dek gelmiş olması lazım hünkârım. Atları hazırlayın. Hünkârım, ormana doğru gitmişler. Çabuk, çabuk olun. Hoş geldiniz Hümaşah Sultanım. Hacı Ağa. Hacı. Beklediğimiz haber geldi. Yoksa
Kösem şu an hiç kimsenin bulamayacağı bir yerde. Ve akıbeti sizin iki dudağınızın arasında. Bizi yanıltmayacağını biliyorduk. Hünkârım yaşıyor. Hacı ağa gözünü aç. Hacı ağa. Hacı ağa Kösem nerede? Kösem nerede Hacı ağa? Ne oldu? Kösem nerede? Ne oldu size Hacı ağa?